Merhaba, hoş geldin. Senin için bedeni ve sinir sistemini rahatlatan, bedeni gevşeten mini bir pratik hazırladım. Yine yani ne zaman canın isterse yapabileceğin bir pratik bu. Bununla birlikte eğer uyku sorunu yaşıyorsan, yatmadan önce de yapıp rahat bir uykuya geçiş için bu pratiği değerlendirebilirsin. Eğer yatmadan önce yapacaksan önerim, hemen yatağının yanında bu pratiği yapıp sonra uzanma bölümüne geldiğinde yatağına şöyle geçip yorganı üstüne çekip beni dinleyerek devam edebilirsin pratiğine. Ya da gerginlik, stres biraz şöyle varsa ve biraz şöyle bedenimi rahatlatayım, zihnimi rahatlatayım istiyorsan yine bu pratik senin için çok uygun olacak. Rahat bir oturuşa gel. Kalçan yere doğru ağırlaşsın, bir ona dikkat getir, böyle poponun üstünde sağ ve solda eşit yük olsun. Bacakların ağır, dilersen bacakların böyle çok yukarıda kalıyorsa kalçanın altına bir yastık almak iyi olur. Kalbin kalçanın üstüne doğru hizalansın ve gövdenin iki yanını uzat, omuzların geriye ve aşağıya doğru ağır. Başın iki omzun ortasından yukarı doğru balon gibi hafiflesin. Dilersen gözlerini kapat. Eğer bu sana iyi gelmiyorsa yumuşak bakışlarla biraz önde yere doğru bakmak da tamamdır. Sol elini kalbinin üstüne yerleştir. Sağ elini göbeğinin üstüne al. Derin bir nefes al. Sakince ağzından bırak. Bütün bedenine doğru dikkatini getir. Fiziksel hislerine doğru dikkatini getir. Ve ilgini sun. Nasıl hissediyor bedenin şu an? Nefesinin hissi nasıl şu an? İlginin gittiği yere dikkat yöneliyor. Nasıl ki çok önemli bir işi tamama erdirmek için hani bütün ilgimizi veririz ya, dikkatimiz de oraya gider. Şu anda en önemli işin nefesini ve bedenini hissetmek olsun mümkünse. Her nefes alıp verişinde ellerinin altında oluşan hissi takip et. Nefesin doğal, rahat. Nefes alırken karnında eline doğru bir genişleme. Göğsündeki eline doğru bir genişleme. Nefes verirken göğsünde ve karnında bir yumuşama. Nefes alırken belin arkasında, üst sırtta, tüm bedene doğru yayılan bir genişleme. Nefes verirken tüm bedende yumuşama. Sakinleşmesi belki gelmeye başladı. Nefes alış ve nefes veriş süreni hisset ya da içinden bir say. Ne kadar sürüyor alman, ne kadar sürüyor nefes vermen. Hiç zorlamadan. Tamamen doğal nefesinin sayılarına bakıyorsun. Almak ne kadar, vermek ne kadar sürüyor. Alma ve verme süreni seni rahatsız etmeyecek bir sayıda eşitle. 4 alıyorsan 4 vermeyi dene.
Daha az alıyorsan o sayıda ver ya da daha çok alıyorsan o sayıda ver. Eşit sayıda nefes alıp verirken nefesin bedenindeki fiziksel hislerini de açıklıkla takip et. Nefesi, nefesinin yankısını takip etmek, bedendeki hissini sinir sistemine bir rahatlık sunabiliyor ve bu da bedene de leziz, tatlı bir rahatlık getirebiliyor. Burnundan derin bir nefes al, aldığını fark et. Sakince ağzından bırak ve bıraktığını fark et. Gözlerin kapalıysa yavaş yavaş aç, ellerini bırak. Çocuk pozuna doğru gel. Ayak parmakları takılı, kalçanı topuklarına doğru gönder. El parmak uçların cupcake gibi yerde olsun ve ellerin arası omuz mesafesi. Yavaş yavaş başını da yere doğru ağırlaştır. Kalçan omuzlardan uzaklaşıyor. Omuzlar ve kalça birbirinden uzaklaşırken gövdenin iki yanı uzayıp açılıyor. Her nefes alışveriş tatlı bir dalgalanma getiriyor gövdene, fark et. Başını birazcık kaldır. Kalçalarını sabit tutarak el parmak uçlarını sağa doğru yürütmeye başla ve yine ellerin arası omuz genişliği olsun. Yürütebildiğin kadar sağa yürüt ve yine kalçalar öne bakmaya devam ederken başını ağır bırak. Sol popon geriye doğru uzarken sol popondan sol elin parmak uçlarına doğru gelen uzamayı fark et. Gövdenin sağ yanı biraz böyle kırıştı. Belki hissediyorsun. Nefesinin o bölgeye de temas ederek orayı da biraz rahatlatıp açmasına alan ver. Başını kalbinle beraber hafifçe yükselt. Ellerini getir önce ortaya ve sonra kalçaları aynı hizada tutarak sola doğru çevrilmeye başla. Ellerin arası omuz genişliği, başını ağır bırak. Omuzlarda, boyunda bir gerginlik, stres fark ediyorsan, fark ettiğin an zaten harika bir an. Belki gevşemek de mümkün olacak. Nefesle ilişkini netleştir. Nefesinin bedenine sunduğu hisleri takip et, nazik bir dikkatle. Kalbinle beraber hafifçe başını yükselt. Ellerini getir matın önüne. Ellerini omuz genişliği yere yerleştir. El parmak aralarını aç ve omuzlarını el bileklerinin üstüne taşı. Hala ayak parmakları takılı. Eğer bir kasılma olduysa ayaklarını bir kaldırıp oynatmak tamamdır. Bazen kramp giriyor bana. Sana da olduysa bunu yapabilirsin. Tekrar ayak parmakların takılı. Eller büyük 2-5 yere basıyor. Dizlerin kalçalarının altında. Sırtın nötr bir şekilde. Nefesi doldur bedenine,
Nefes verirken sanki kalçan çocuğa gidiyor gibi geriye doğru gönderip dizlerini sıyır yerden, kalçanı yukarıya ve geriye doğru gönder. Topuklarını havaya kaldırıp hafifçe bacaklarını bük. Ellerinin yerle güçlü temasıyla gövdenin sağını ve solunu uzat. Omuzlarla kulakların arasını aç, orada bir alan olsun. Bacakları bükülü tutarak oturma kemiklerini biraz daha tavana doğru gönderip sırtının uzadığını hisset. Sırttaki uzunluğu tutarak topuklarını yere doğru yönlendir. Gelmek zorunda değil, o sırtın uzunluğunu tutarak ne kadar gelebiliyorsan. Ön üst bacak kaslarını bacak kemiklerine doğru yasla. Nefesin bedendeki etkisini takip et. Kollarını birbirine doğru mıknatısla, bacaklarını birbirine doğru mıknatısla ve bu ortaya mıknatıslamanın getirdiği sağlamlığı fark et. Sıradaki nefes alışınla omuzlarını el bileklerinin üstüne getir. Nefes hep doğal akıyor. Elleri ve ayakları birbirine mıknatıslayarak biraz daha içeriden güçlendiğini hisset. Diğer nefes verişinde dizlerini yere koy. Aktif çocuk için kalçanı kaydır geriye, el parmak uçlarını yerde. Avuçlarını yere bas. Nefes alarak dört ayak ellerinin dizlerinin üstüne gel. Nefes verirken çocuğa gidiyor gibi kalçanı geri ve sonra yukarıya gönderip aşağı bakan pozu dediğin duruşa gel. Alarak plank, omuzlarını el bileklerinin üstüne getir. Nefes verirken dizler yere, şimdi avuçların da yerde, kalçanı topuklarına gönder. Nefes alarak dört ayak. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Nefes alarak plank, sopa. Nefes verirken dizler yere, aktif çocuk pozu. Bir tane daha hadi yapalım. Nefes al dört ayak. Nefes ver aşağı bakan köpek. Başını serbest bırak. Nefesinin etkisini fark et bedendeki. Dizlerini yere koy. Oturmaya gel. Bacaklarını öne doğru uzat. Hadi bu taraftan göstereyim. Sağ bacağını bük. Sağ elinle sağ ayak bileğini yakala dışarıdan. Ve sağ elinle sağ ayağın üstünü sağ poponun dışında yere getir. Dizlerin arası, kalça genişliğinde bacakların arası. Poponu şöyle bir yerleştir yere. Sol ayağın parmakları havayı gösteriyor olsun. Bakacağın ilk nokta bu sağ ayağına bak. Dümdüz geriye doğru işaret ediyor olsun sağ ayak. Ve o ayak parmakların arasını açıp üstlerini yere bastır. Bir yandan da sağ ayağın içi kalçayı hafifçe dışarıdan sarmalasın. Bir el parmak ucunda uza. Diğer adım, ellerini kalçanın arkasına doğru getir. Parmakların kalçana bakacak şekilde avuçlarını yere bas. Elleri yere basarak göğsünü kaldır. Boynunda rahat bir alan olsun. Burada kalmak okey. Bazı arkadaşlarım belki buradayken dizinde batma hissediyor ya da poposu biri yere gelmiyor. O zaman poponun altına bir yastık almak, bilon varsa bilok almak faydalı olacaktır. Burada kalabilirsin ya da çok yoğunsa el parmak ucunda da kalabilirsin. Diğer adım devam etmek için alt kollarını yere koymak.
Yine alt kolları yere koyduğunda göğsü kaldır. Sol ayak tarağı canlı. Başın böyle arada bir yerde kalması iyi olmuyor boyun için. Ya bırak ya da çeneyi biraz daha kalbe yakın tut. Burası da okey. Devam etmek isteyenler tamamen sırt üstüne uzanabilir. Kolların gövdenin yanında, geride ya da hafif kollar bükülü. Nasıl rahat hissedersen. Sağ ayağın üstü geriye doğru uzamaya devam edip yere basıyor ve bir yandan da sağ kalçayı dışarıdan sarmalarken sağ dizin sağ kalça kemiğinden öne doğru uzaklaşıyor. Belki hissediyorsun şimdiden sağ bacağın, üst bacağın önünde bir açılma hissi var. Nefesin bedendeki izlerini, bedende oluşturduğu hisleri nazikçe takip et. Diğer adım, sol bacağını bük. Kalçan şöyle belki bir kaldırıp yerleştir kalçanı. Sol ayak bileğinin dışını sağ dizin üstüne getir ve sol bacağı bükülü tutarak sola ve yere doğru bırak. Sol ayak tarağı yine uyanık, sol ayağının o dışıyla sanki sağ dizini biraz daha öne doğru uzatıyorsun. Bedende nereler daha konuşkan şu an seninle? Nasıl geri bildirim geliyor bedeninden? Mide için, sindirim için de güzel bir duruş. Eğer sindirim sorunu yaşarsan, bağırsaklar için, sinir sistemini rahatlatmak için güzel, faydalı bir duruş. Farkındalık ve özenle kalmak anahtar. Farkındalık, dikkati tutmak en önemli sosu. Gevşemenin ve merkeze gelmenin. Sol ayağını çıkar, sol ayak tabanını yere koy. Sonra sol bacağı uzat. Tamamen yere geldiysen önce bir kolların üstüne gel. Sonra ellerin üstüne gel. Çıkış da önemli. Hafifçe sola doğru ver ağırlığını. Sağ bacağı al öne doğru. Şöyle bir salla. Diğer taraf için. Sol bacağını bük. Sol elinle tut sol ayak bileğini dışarıdan ve elinin desteğiyle sol ayağın üstünü sol poponun dışına getir. Böyle bir kalçayı kaldırıp ikisini de yere. Dizler paralel. Yine kontrol et. Sol ayağın üstü geriye doğru uzuyor. Biraz önce söylemedim de eğer burada sol ayağın üstteki kemikte bir batma hissediyorsan altına bir böyle yumuşak bir şeyler koyabilirsin. Okeydir. El parmak ucunda kal, sağ ayak aktif. Şimdiden burada çok büyük gerginlik hissediyorsan, yani seni merkezden çıkarıyorsa, dizin batıyorsa, poponun biri havada ya da yere gelmiyorsa, altına bir blok ya da bir yastık koymak çok faydalı olacak, ikisinin altına. Birinci adım, burada hep kalabilirsin ya da her zaman geri çıkıp bu alana gelebilirsin, bunu hatırla. İkinci adım, el parmak ucun ya da avuçların kalçanın arkasında yerde göğsü genişlet. Sol dizin öne doğru uzamaya devam etsin. Burada kalmaya devam edebilirsin. Diğer adım, alt kollarını yere getirmek.
Bacaklar orta hattı kucaklamaya devam ediyor. Sol diz, sol kalçadan öne doğru uzarken göğsünü açık tut. Yine boyunda, yüz hatlarında bir rahatlık. Burada da kalabilirsin. Devam edeceksen tamamen sırt üstüne doğru uzan. Kolların, omuzlarının rahat edeceği yere doğru gelsin. Bazen ben geriye almaktan haz ediyorum. Böyle biraz kollarımı büküyorum. Bazen gövdemin yanında dinleyerek, hatta bazen ellerimi şöyle kasıkların üstüne doğru yerleştirip nefesle kalmayı da seviyorum. Her nefes alış, göbek deliğinden kalbe ve oradan yukarıya doğru bir açılma, uzama getiriyor. Her nefes veriş, o göbek deliğinin hafif altından iki zıt yöne doğru uzamayı derinleştiriyor. Bedeninde bir lokmacık daha bırakabileceğin, rahatlatabileceğin bir alan var mı? Sen çok iyi biliyorsun, daha iyi biliyorsun bedenini. O bölgeleri fark ederek sadece rahatlamaya bir davet sun. Bazen böyle gevşemeye çalışmak çok büyük gerginlik oluyor, değil mi? Gevşemeliyim, gevşeyemiyorum falan gibi şeyler geliyorsa stres oluyor gevşeyeceğim derken. Sadece hissetmek biraz orayı çok daha faydalı sanki rahatlamak için. Okey, orada bazı hisler var. Çok canımı yakmıyorsa biraz orada olmasına müsaade edebilir miyim o hissin? Sorusunu sormak bana çok fayda getiriyor. Diğer adım, deneyip hep vazgeçebilirsin adımlardan. Sağ bacağı bük, kalçamı ben tekrar bir yerleştirme ihtiyacı duydum. Sağ ayak bileğinin dışını sol bacağın üstüne koydum. Sol ayak parmakları sol dizine doğru hafif çekili ve sağ ayağım. Sağ ayağımla biraz sol dizimi öne doğru uzatıyorum. Sen de bir dene. Başın, boynun nerede rahatsa orada olsun. Hareketsiz kalınan anlarda zihin hemen böyle kendi bir şey bulmak isteyebiliyor. Bilmiyorum sende de öyle mi? Böyle hep bir şeyler yapmaya programlıysak hayatın içinde hareketsiz kalmak sanki hemen bir şey düşünmemiz gerektiriyor gibi geliyor. Ya da otomatik düşünmeye başlayabiliyoruz. Böyle bir hal geliyorsa sana da onu fark et. Nefesine, bedendeki hislerine doğru yeniden ilgini getir mümkünse. Her nefes alışta bedene içeriden dışarıya doğru tatlı bir genişleme, açılma geliyor, belli belirsiz. Her nefes verişinde dışarıdan İçeriye doğru bir çekilme, gevşeme ve belki biraz daha rahatlama geliyor. Sağ ayağını getir yere doğru. Sağ bacağını uzat ve her neredeysen oradan adım adım doğrul. Çıkış anları da çok kıymetli, ona da özen getirip. Doğrulduğunda ağırlığını ver sağa doğru ve sol bacağı öne doğru uzatıp bir salla ayakları şöyle. Hatta ayak parmaklarını, ayakların altının gevşemesi bile tüm bedeni rahatlatabiliyor.
Bacakların önde kalsın. Önerim, şimdi öne eğilmeler yapacağız biraz. Poponun altına bir yastık alıp onun ucuna oturmak. Bazen böyle dik oturamayabiliyoruz. Popoyu yükseltmek çok işe yarıyor. Sağ bacağın önde düz kalsın. Sol bacağını bük. Sol ayak bileğinin dışını sağ dizin üst tarafına yerleştir. Diz eklemini o kemiğe değil de biraz yukarısına koy. Sol ayağın parmakları, sol diz aynı yönü gösteriyor ve sağ ayak tarağını da aç, canlandır. El parmak uçlarını kalçanın iki yanına getirip yukarı doğru uza. Daha şimdiden o fiziksel bedenin bazı yerlerinde daha sesini açan yerleri fark et. Geri bildirimi fark et. Yavaş yavaş göğsü açık tutarak el parmak uçlarında öne doğru uzayıp biraz yarı yola kadar gel. Burada yoğunluk değişmeye başlıyor. Belki sağ bacağın arkasında, belki sol kalçanın dışında. El parmak uçlarıyla biraz matı kendine çeker gibi yapıp fiziksel kalbi uzat ve yükselt. Tüm bedeni gözden geçir. Böyle tepki veren bir yer oluyor mu? Direnç, gerginleşen. Farkındalığın sos, farkındalık anahtar. Fark ettiğin anda içeriden belki yumuşayıveriyor, rahatlıyor. Belki biraz daha nefes alıp uzayıp, nefes verirken daha da el parmak uçlarını öne yürüterek katlanmaya başla. Bacağa çok yakın değilsen, yani böyle yukarıdaysan, başı bırakıp sırtı yuvarlamaktansa, önerim sınırına geldiğinde boynun doğal kavisinde uzun, göğsün açık, yarı yolda nefesle kalman. Çok daha faydalı hemen yuvarlanayım, katlanayım olayından. Gövden uzayarak bacağı sağ bacağa yaklaştıysa ellerinle ayağı tutmak, ayak bileğini tutmak. Okey. Tekrar bir nefes alıp uza, açıl. Artık yaklaştıysan bacağı uzayarak katlanmaya başla. Bütün bedeni yayılan hissi takip et. Evet, biraz yoğunluk var. Bununla birlikte noktasal, ani, girip çıkan bir acı varsa bir adım her zaman geriye çekil. Çok daha gevşemek için faydalı. Kaldıkça belirginleşen hisler, yoğunlaşan hisler dikkatinde olsun, farkındalık alanında tutmaya devam et. El parmak uçlarını yere koy, hafifçe yarı yolunu açıl ve adım adım doğrulmaya başla. Sol bacağını öne doğru uzat, öyle bir sallama ihtiyacın varsa salla. Diğer taraf için sağ bacağını bük, sağ ayak bileğinin dışını o kemik, sol diz kemiğinin üstüne değil de zaten iyi gelmiyor hissedeceksin. Biraz yukarısına yerleştir. İki kalçanda eşit bir yük olsun. Sağ ayağın parmakları, sağ diz aynı yöne bakıyor. İki ayak tarağı canlı. El parmak ucunda yukarıya doğru uzla. Kalçanda nasıl bir his var?
sol bacağın arkasında, yüzünde, boynunda ve nefesin içerideki hareketinde nasıl bir his var? Göğsünü açık tutarak el parmak ucunda yarı yola kadar gel. Burada da hemen hisler değişiyor değil mi? Yani bir öncekinden değişti şu an yoğunluğu. O açık göğüsle, nefes farkındalığıyla kalmaya devam et. Katmanlı katmanlı her bir boyutumuzun yapısı, bedenimizin, zihnimizin ve onun alt katmanlarına inerek, nüfuz ederek, temas ederek gevşemek, özenli bir zaman sunmak istiyor. Birden derinleşmek yerine adım adım fark ederek, hissederek, kalarak devam etmek çok daha etkili oluyor. Ve biraz daha nefes alarak kalbi uzatıp artık öne doğru katlan. Ellerinle ayağın iki kenarını tutmak. Ben bazen böyle ellerim ayağın altında yıldız yapıyorum eğer uzayabiliyorsan. Nefes alıp tekrar bir uza, verirken uzayarak katlanmaya başla. Gevşemek bazen böyle her şeyi bırakmak gibi gelebiliyor değil mi? Bununla birlikte biraz aktiflik var yaptığımız pozlarda hissediyorsun. O sol bacak kası, sol bacak kemiğini kucaklıyor. Sağ ayak canlı ve her nefes alışta göğsü aça aça, uzaya uzaya bir yerden sonra bırakıyor. Güvenli bırakma, güvenli bir alandan teslim olarak gevşeme içinde biraz aktiflik de istiyor. O aktif, güçlü yerden güvenli bir bırakış gelebiliyor. Tıpkı zihin gibi, zihnini tamamen kendi haline bırakıyoruz ya meditasyonda. Zihni bir anda bir noktada tutmak için aslında içinde böyle biraz tatlı bir gayret var, biraz aktiflik var ki onun içine gevşeyebilsin. Her nefes alışta bir uzama, genişleme, açılma. Varken her nefes verişte uzayarak, sabırla, farkındalıkla bir bırakma olsun. Nerede olduğun çok önemli değil. Aa, çok bacağa yaklaştım ben, yok çok yukarıda kaldım, yok sağ dizim çok yukarıda. Bunlar geliyorsa okey, hiç önemli değil. Nerede olduğun, kendi bedeninin olduğu yerde nefesi ve bedeni takip ederek kalmak anahtar, gevşemek ve merkezlenmek için. El parmak uçlarını yere koy, kalbinle hafif yüksel yarı yola. Yavaş yavaş sırtınla başın tek bir çizgide doğru. Sağ bacağını ortaya alıp uzat ve bir salla. Okay. Bunun biraz daha şimdi derinini deneyeceğiz. Sağ bacağını bük, eğer matın varsa önde kısa kenara paralel ya da yoksa ön tarafa paralel olsun. Sol bacağını bük, sol ayak bileğinin dışını sağ bacağın üstüne getir. Elinin parmak uçlarını yere koyup şöyle bir kalçayı kaldırıp iki kalçayı da yere eşit şekilde yerleştir. Belki senin bacağın burada kaldı, yani hiçbir önemi yok. Yeter ki içinde o hizaları fark edip farkındalıkla kal. Burada bile kalmak şahane, harika, güzel bir açılım getiriyor.
ya da seninki yaklaştı. El parmak ucunda bir açıl, nefesi kullanarak uza. Buraya gerekli özeni getir. Fark etmek için bedenini, nefesini. Oradan derin sükunet geliyor. O farkındalığın ışığında. Fiziksel kalbi öne açık tutarak el parmak uçlarında biraz öne yürüp tekrar göğsü aç. Boynunun halini fark et. Memnun mu? Omuzlarının durumunu fark et. Memnunlar mı şu an? Diğer adım, kollarını bük. Üstteki bacağın üstüne getirip tekrar nefesle uzamaya getir. O sol kalçanın dışında, yani şu an bende bayağı derin, ateşli bir his var. Sende nasılsa onu gözlemle ve canını yakan bir yerdeyse orada olmasına belki bir müsaade sun. Sağ kalçanın dışında da var bir his, üst bacaklarda biraz. Ve son adım, el parmak ucunda öne uzayıp tekrar bir uzamayı bul ve katlanmaya başla. Yine elleri bazen böyle Anjali Mudra gibi yapıp aralıyorum. Bazen işaret parmağım ve baş parmağımın uçlarını birbirine göreceksin. Şöyle yıldız gibi yapıp kolları büküp bırakıyorum ben. İki dizi birbirine doğru mıknatıslayarak biraz daha duruşuna sağlam bir yerden açılma getir. Kaldığın süre boyunca nasıl hissediyor beden? Her anda değişiyor his, hep aynı da kalmıyor. Nefes de her an değişiyor. Belki düşünceler gelip gidiyor. Bütün bu sende olan ne varsa pozun aracılığıyla çıkan onlara nazik bir müsaade sunu. El parmak ucunda yarı yola doğru açıl. Yavaş yavaş yükselmeye başla. İki bacağını da öne doğru uzat, salla bir. İki taraf farklı mı hissediyor? Benim şu an bayağı büyük fark var. Sende de öyle mi? Diğer taraf, sol bacağını bük. Yine ön tarafa ne varsa neyin üstüne uzandıysan alt bacak paralel olsun. Sağ bacağını bük, böyle sağ üst bacaktan dışa doğru çevirerek sağ ayağın dışını sol dizin üstüne getir. El parmak ucunda kalçanı kaldırıp ikisini de yere doğru bırak. Yine söyledim, altına bir yastık alabilirsin. İki ayak da kendi dizinin olduğu yöne bakıyor. El parmak uçlarında uza, bir yüksel. Biraz nefesin doğal ritmiyle daha bu halin içinde belirginleşen hisleri fark et. Hani bazen hep yap, yap, yap. Geliyor ya, duyuyoruz ya, belki içeriden de onunla motive oluyoruz ya. Şimdi biraz olan halin içinde biraz durma. Orada çıkan ince hisleri fark etme olsun ilgimiz, dikkatimiz. Biraz sabrı da öğretiyor aslında böyle kalmak.
Gözlerin açık, kapalı fark etmez. Ama açıksa açık olmasının hissini fark et. Kapatıyorsan kapatmanın hissini fark et. Göğsünü açık tutarak, birazcık öne doğru uzayarak yarı yola gel. Böyle biraz el parmak uçlarımla yeri kendime çeker gibi yapıp göğsümü açıyorum ben. Buradaki his yoğunluğuna göre, kendi bedeninden gelen geri bildirime göre ilerle. Burada kalabilirsin. Ya da kolları bük, sağ alt bacağın iki kenarında göğüs açmaya devam et. Söylemek isterim, sen de Budist, böyle olmak zorunda değil. Hepimizin hikayesi, bedeni çok farklı. Burada kalıyorsa göğsü açık tutarak burada kalman okey. Geliyorsa da diğer adıma devam et. Şimdi biraz daha sağ kalçamın dışında, bende yoğunluk arttı. Devam edeceksen göğsü açıp öne uzayarak, uzayarak yine ellerin istediğin şekilde uzamayı tutarak sanki kalbin böyle öndeki alt bacağı geliyor gibi katlan. İki bacağı orta hatta doğru mıknatıslayarak duruşunun sağlamlığını, sağlam bir yerden bedenin bırakışını gözlemle. Bedenin iki tarafı farklı da hissedebiliyor. Belki sen de fark ettin. Yani aynı şeyi beklememek daha rahatlatıcı. Benim mesela burada biraz daha gerginliğim var sağ kalçada. Onun için biraz daha yukarıda kalmayı şimdi tercih edeceğim. Dikkatini, ilgini o bedeninde konuşkan olan yerlerde, nefeste tutmaya özen göster. Ve içeriden aktif bir yer, evet haklısın, o aktif alandan bir gevşeme gelsin. Bazen durmak sıkıcı da gelebiliyor. Normal, sıkılmak da çok normal. Sıkılıyorsan fark et ve yine nefes, bedene ilgini çek. Orası biraz daha heyecanlı bir yer. El parmak uçlarında yarı yola açıl. Başın ve sırtın tek bir çizgide. Adım adım doğrulmaya başla. Bacaklarını uzat. Oh. Çıkarken de farklı hisler oluşuyor. Sallamak istiyorsan salla. Olduğun yerde sırt üstüne doğru uzan. Bacaklarını uzat. Sırt üstü uzandığında, bacaklar uzattığında belinde hassasiyet olursa dizlerin altına şöyle kocaman pofuduk bir yastık koyabilirsin. Bu belini rahatlatacak. Eğer her şey senin için okeyse dümdüz bir şekilde bacaklar uzat. Ayakların arasını belinin, kalçanın rahat edeceği şekilde ayarla. Şöyle bir omuzları kaldırıp sırtı genişleterek yere doğru yerleştir sırtını. Başın yerini bulmak için biraz sağ, biraz sol, biraz geriye doğru bak, biraz çeneyi kalbe çek. Ve hepsinin ortasında boynun dengede hissettiği yeri bul. Bu bölümü istersen, eğer yatmadan önce yapıyorsan pratiği, yatağında sürdürebilirsin.
Sol elini kalbin üstüne getir. Sağ elini göbek deliğin üstüne koy. Kolların yere doğru ağır olsun. Bütün fiziksel bedenini ayağından ta yukarı başına kadar hissederek gevşetmeyi dene. Yüz kasların gevşesin. Kaşların, göz kapakların, göz yuvarların gevşesin. Dudak kasların, ağzının içi gevşesin. Boyun kasları, omuzlar gevşesin. Bacak kemikleri ağır, ayaklar yükünü bırakıyor. Ayak tabanları, ayak parmak araları gevşesin. Bedeninin içini hisset. O nefes aldığında genişleyen, açılan, nefes verdiğinde biraz daha gevşeyip merkeze çekilen iç alanı gözlemle. Nefes alırken karnındaki genişlemeyi hisset eline doğru ve sonra onun kalbe doğru açılışını hisset. Nefes verirken göğsün yumuşamasını ve karnın içeri doğru yumuşamasını hisset. Burnun kapalı değilse burundan nefesler. Nefes verişini, nefes alışından birazcık daha uzun yapmayı dene. Yani nefes verişini biraz daha uzatıp sakinleştirmeyi deniyorsun. Seni gerginleştirmeyecek bir uzunlukta olsun. Nefesini gözlemlerken bedeninle temas arka planda nazikçe devam ediyor. Ki gerginleşen bir huy olarak otomatik ya böyle sıkışan bir yer varsa dikkatinin ışığıyla tekrar gevşeyebilsin. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Ya da artık kapatıp ekranını uykuya dalabilirsin. Her nefes verişinde biraz daha gevşemeyi sunarak kendine uzun uzun burada devam edebilirsin. Artık nefesi tamamen rahat bırak. Uzatmak, derinleştirmek yok. Ne kadar kalacaksan
O kalış içinde sadece gevşemeye bir davet. Belki düşünceler gene geliyor, çekiştiriyor seni. Böyle stres geliyor. Fark ettiğinde onların orada olmasına belki bir müsaade sunup sadece içeriye doğru bırak kendini. Devam edeceksen et, kalkmak istersen artık yavaş yavaş. El, ayak parmaklarını hareketlendir. Kolları geriye doğru uzatıp bedenini esnet. Bacaklarını bük, ellerini hafifçe dizlerini yakala. Sağ tarafına doğru kıvrıl. Ellerinin desteğiyle yavaşça oturmaya doğru gel. Umarım iyi gelmiştir. Gevşemek için bir katkı sunabilmişimdir. İstediğin her an yapabilirsin ya da tatlı güzel bir uyku için uyku öncesi yapabilirsin.